Şimdi gelin bu benim ana ekranlarım ya. Bu ana ekranlarımı açalım. Splash ekranla başlıyorum. Artık renk değiştirebiliriz. Hop. Hocam rengi nereden değiştiriyoruz? Buradan mı? Karenin üstüne tıkla abi. Boş ver. Ekrandaki kare. Boş ver. Şuraya gelelim. Çok önemli değil ya. Yani nereden yaptım? Ben bunları görmek istiyorum. Kontrol ekranı senaryoları. Yazılım gün, güncel mi? Biraz önce konuştuk ya. İnternet var mı? Bluetooth var mı? Ne güzel Sadece bende mi çok küçük gözüküyor? Büyüttüm şu an. Görüyor musun şu an? Görüyorum abi. Bak buraya geldim. Buradan şuraya geçiş yaptım. Bak, görüyor musun? Bak ne güzel tık diye okumu bağladı bana. Şeytan azapta ya. Gerçi bu şeymiş ya. Not, not zıkkımını açmışım. Şunu bir kaldıralım. Bak buradan renk verebiliyormuşum. Ben bunları niye yaptım abi? Burası üst taraf dediğim şu mavi ekranlar. Gerçekten kısa bir özet diye düşünün. Bütün application'ın özetini verdim ben burada. Zoom yapayım tekrar. Unutmayın. Splash ile girdim. Kayıt aldım. Ürün ekleme aldım. Giriş aldım. Ürün listeleme aldım. Ürün detayı verdim. Bu benim bütün application'ımın tüm olayı. Tüm senaryo bu. Biz buna ana senaryo diyoruz. Şimdi ara senaryoları halledeceğiz. Splash ekran dedim yani kontrolleri yaptığım ekran kontrol ekranı senaryoları nedir yazılım güncel mi internet var mı bluetooth var mı örneğin bunu devam ettirelim daha önce cihaz eklendi ise onunla ilgili bilgiler var mı e, aklınıza gelebilecek ya biz burada neleri kontrol ettirebiliriz tarzında bir şey var mı tamam önemli değil geçelim. Abi buraya geldim. Yazılım güncel mi? Şuraya alıyorum. Yazılım güncel. Giriş ekranına git. Değilse. İşte güzel soru bu. Ya değilse abi? Güncel değilse bildirim çıkacak güncelleyin diye. Nasıl güncelleyeceğiz? abi güncelleme bana. Ne güzel. Ne olur bence böyle bir değil. Şeyden. Değil. Şimdi mesela ben Neden? yazılımımda sadece makyaj yaptım. Dedim ki abi yeni bir tema koyalım. Mesela gece teması koyalım. Bundan sonra insanlar isterlerse gündüz temasıyla isterlerse gece temasıyla benim ürünümü kullanabilsin diyelim. Ben öyle düşünmedim. Tamam. Bunu adama zorunlu kılamam. Çünkü bu çok görsel bir şey. Peki şey destek yazılım desteklemek için mesela yani güvenlik açığı olduğu için. Her, aynen bunlar için. Zorunlu olması gerekiyor bence. Abi her seferinde şey. değil. Bak işte şunu şuraya alacağım. Bak oynayışıma dikkat edin tamam mı? Eğleniyorum işle yani biraz yaptığınız şeyden keyif alabilmeniz lazım. Benim bir şekilde kullanıcıyı sıplaş ekranda yani şuradan aldıktan sonra şuraya getirmem lazım. Bu aradaki bütün senaryoları benim yazmam lazım. Neden yazıyorum? Bunların her biri bir ekran benim için çizmek zorundayım. Ya da ben bunlara karar verip bildirimini yapmalıyım. Tasarımcı çizmek zorunda. Her biri bir senaryo sonuçta. Hepsi bir senaryo ve her senaryonun eksiksiz bir şekilde tasarımcıya ulaşma zorunluluğu var. Kimseye oturup sizin senaryonuzu düşünme zorunluluğu verme lüksünüz yok sizin. Ya eğer UX designer olacaksanız tamam mıyız? Evet. Evet. Yazılım güncelleme ekranı zorunlu mu değil mi? Şunu şuraya aldım, bunu buraya aldım. Zorunlu değil. devam et Hop. Abi bunun okları nasıl çalışıyor ya? Ha, bundan koyarız. Zorunlu. Neyse siz anladınız ya. Şu splash ekrana geri gelmesi lazım bu arkadaşın artık. Vallahi kıvırmama yüzüm vermiyor ama çok garip. Ama ben yaparım. <laughs> öyle alırsak bu iş tamamdır. Tamam mıyız bu senaryoda? Evet, evet. Bakın. Şu şu konuya çok iyi dikkat edin. Splash ekrandayım. Yazılım güncel mi dedim? Bak sadece bu kontrolü yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane ekran eklendi. Evet. Ve ben daha şurada internet var mı, Bluetooth var mı kontrolü yapacağım. Fark ettiniz mi? Evet, evet. evet. Gelelim. İnternet var mı? olmayınca bazı uygulamalar mesela ayarları atıyor. İşte senin buna ihtiyacın var mı'nın kararını sen vereceksin. O yüzden ben bunları öncesinde konuşmam lazım zaten ama. He, böyle bir özelliği varmış. Niye kullanmıyorum ki ben bunu? Hocam şunu ok yapabiliyoruz mu? Teşekkür ederim. Bu durumda bunun nokta olması lazım. Bu arada şeyinizi oturtursanız, çalışma düzeninizi ve genel akış şemanızı mesela şurada noktalı gördüğüm yer fonksiyona gidiyor ya da fonksiyon olan yerler işte atıyorum yeşilde gözükecek. Bu ne demek? Bunlar ekran değil. Kontrolleri yaptırtıyorum. Kontroller e backend tarafından yapılır. Bu bizim konumuz değil. Cihazın içerisinde bir şeyin olup olmadığının kontrolünün yapılması benim işim değil. Bunun bir tasarımı da olamaz maalesef. Maalesef demeyelim olamaz yani. Ben cihaza soruyorum application olarak. Cihaza soruyorum. Acı senin yazılımın güncel mi? Acı senin internetin var mı? Bu arka planda dönen bir olay olduğu için bunların ekranlarını çizemem. Yani şurada da o tarz yerler var. Oraları artık geçmeyeceğim. Kafanızda oturtun. Bu arada bu ekranı herkese paylaşacağım sonrasında. Herkes kafasına göre bir güncelleme yapsın isterim. İnternet var mı? İnternet var. E tamam abi. Ne duruyorsun? Ben giriş yapıyorum. Aynen kardeşim. Bak ne kadar tık diye bağladım. Bu arada bütün kontrollerimi buradan çıkartıyorum tek tek. İnternetim yok. Sürekli şey yazsın bence Refresh atsın. Olduğu zaman o da gitsin oraya. Ama yönlendirsin de. Uyarı ekranı ve ayarlara yönlendirme. Veya devam etme seçeneği. Abi internetim yok, parasını ödeyemedim, param da yok, İnterneti de açamadım. Bana sonra, bana de. en son verdiğin, bana en son verdiğin logo göster ya. Şu an şansım da yok yani, internetimi kullanamayacağım. Bana şunu bir offline olarak en son neyin varsa onu göster. Ha, tamam mı? Şimdi bu aşamada adam ekranını açarsa, settings'te, biz burada bir refresh yaptırtacağız. Burayı da ikiye bölmek gerekmez mi? Bölelim. Ne gibi? Ee, yani ya devam et ya da işte internet ayarını yönlendir hani. Öyle yaptık zaten. Yönlendir veya devam et. Yani iki sekme değil tek bir kare içinde olunca ne bileyim yani. Şimdi kullanıcının deneyimine bıraktığın yani kullanıcının keyfine bıraktığın yerleri e, ikiye bölemezsin. Yani şöyle. Adam bir başka opsiyona gitmek için bir başka sayfaya gönderirsen adama fazladan bir adım kullandırmış olursun. Bu durumda bizim bizim olayımız bizim olayımız her zaman kullanıcının en az ekranla en iyi sonuca ulaşmasını sağlamak. Biz settings yani telefon ayarlarını aç dediğimiz yerde zaten otomatik olarak telefonun ekranı açılacak. Adam açacak. Oradan application'a geri döndüğünde ben ekrana bir Splash ekran gibi bir loading ekranı göstereceğim. Kontrol dedim buraya tamam mı? Sadece kontrol yapabilirim. Başka hiçbir şey yapamam. Eğer if Sonra tabii ki ne yapıyoruz? Bu adamı hop geri gel şuraya gönderiyoruz abi. Tamam mıyız? Evet. Çünkü Adama sorduk yani bundan başka bir şey yapamam adamın kendi özgürlüklerine karışamam adama ısrarlı bir şey sorduğunuzda %80 ya benden akıllı mısın birader sana ne diyecektir ve bu kullanıcıyı irite eder bizim kullanıcıyı kesinlikle irite etme hakkımız yok fakat uyarmakla da mükellefiz. Mesela sonrasında bunun ayarlar bölümü ıvırlar zıvırlar gelecek. Oralarda şey bile diyebiliriz. Girişte şunu kontrol et, şunu kontrol etme seçeneği bile sunabiliriz. Bunu aklınızın bir kenarında tutun olur mu? Bakınız. 3 ekranlık bir çalışma. Giriş ekranındayız. Baya bildiğin. Daha şeye giremedik. Kullanıcı giriş ekranı, kullanıcı şeyi kaydı. Onlara daha gelmedik. Farkındasınız değil mi? Evet. Hani ben size dün toplantıda şey demiştim abi 3 ekranlık bir çalışma isteniyorsa ben bilirim ki orada 60 ekran vardır abi sebebini anlamaya başladınız mı geldik bluetooth var mı bunları çizmeyeceğim şimdi artık bluetooth var mı internet var mı y copy paste ederiz hatta yapalım. Şu an resmen algoritmaya giriş ders bir. Evet bu algoritma. Bu zaten algoritma oluşturmak. UX'nin olayı bu hiyerarşik düzen içerisinde hatasız bir kurgu senaryo sistemi oluşturmaktır. Bu arada benim fark etmediğim yani bir UX'ci olarak benim fark etmediğim bir sürü daha detay çıkacaktır. Bunların bilgilerini yazılımcıyla oturup bir de toplantısını yapıp eksiksiz bir şekilde almakla mükellef olan kişi de benim. Tamam mıyız? <laughs> tamam. Bluetooth'a baktık. Geldik. Sonra daha önce cihaz eklendiyse onunla ilgili bilgiler var mı? Bak bu mesela çizgiden sonra yazdığım kısım kullanıcıyı bağlamaz abi. Bununla ilgili ekrana bir şey belirtmeme gerek yok. Ha notification vereceğiz hani bilgilendirme mesajı vereceğiz. Adam sisteme giriş yapmadığı sürece ben adama bilgi veremem abi. Çünkü düşünsene senin telefonunu bir başkası açmış bu cihaz üzerinden senin bir şeyine ulaşmaya çalışıyor. Tabii bir aile girmesi gerekiyor adam. Aynen. Ya kullanıcı adı şifre olur, yüz tanımlama olur, parmak izi tanımlama olur. Adamın da güvenliğini ön planda tutmakla mükellef olan ve senaryonun içine o güvenliği oturtmakla mükellef olan kişi de benim. Tamam mıyız? Evet. Tamam tamam. Süpersiniz lan. Hiç göründüğünüz gibi değilsiniz yemin ediyorum. Nasıl görünüyoruz abi? Çok zeki. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun Abi buraya kadar geldim Şu an artık giriş ekranına geldim Yani şuradayım Gel hele gel Şimdi abi bu bir artık Ana ekrana girdi Şunu şuraya alıyorum Kullanıcı Giriş Slash Kayıt biz bunu şu şekilde planlarız genelde UX'te. Kullanıcı daha önce girdiyse bunun kontrollerini yaparız. Daha önce giriş yaptıysa kontrollerini yaparız. Güvenlik izinlerini verdiyse de adamı direkt dashboard'a atarız. Bunu bir senaryo olarak kafanızda tutun. Tamam mı? Çünkü şu an çizeceğim ekranları ya da senaryo akışı içerisinde bunu gösterebileceğim bir yer yok. Mesela onu şu şekilde yapabilirim. Son kontrol. Şuraya bir kontrol ekranı eklerim kullanıcı giriş ee, kullanıcı kayıtlı mı daha önce giriş yaptı mı güvenlik ayarları nelere izin veriyor bakın neydi benim bütün mavilerim ana ekranda Bunlar Sarılar ara ekranmış. O zaman burası yeşil olacak. Renk kullanımındaki farklılığı neden yaptığımı anladınız mı? Evet. Evet. Aynı. Yani bu renk farklılığı buna bakan bu yani buna domain çıkartmak diyebiliriz aslında. Domain çıkartmak yazılımcılar arasında kullanılan bir tabirdir. Çok fazla UX ile alakalı değildir. Kodların akış şemasını çiz çizmektir. Biz tasarımların akış şemasını çiziyoruz. Yani benim arada eksik bırakacağım senaryolar ki olacaktır illaki bütün programı efekt edecek. Bu şeyi etkinin ortadan kalkabilmesi için benim kafamda doğru bir planlama oluşturmam lazım. Ben daha önce buna benzer bir application geliştirdiğim için biraz kafam rahat hareket ediyorum açıkçası. Çünkü dün karar verdik. Bugün derse başladık. Hani ben de rahat hareket edebileceğim, hazırlık yapmadan girebileceğim bir şey istedim açıkçası. Bu onun yapısı tamam mı? Siz evet. benim bu kadar hızlı düşündüğüme bakmayın. Ben bunu ilk oturup planladığımda 3 gün 4 gün elimde kalem kağıt lan neresinden ne patlar? Neresine girersem ne olur? İşte buradan böyle olduğu zaman ne olur? Buna e, persona yaratmak deniyor tamam mı? Kişiler olarak bakmanız lazım. Mesela bu anahtarı, bu anahtarlık dediğimiz mesela anahtarlık diyelim. Bu anahtarlığı 20 yaşında bir genç kadın kullanabilir. 55 yaşında işte orta yaş üstü bir erkek kullanabilir. Bu işte bir tanesi üniversite öğrencisi olabilir, öbürü emekli olabilir. İşte ne bileyim 17 yaşında ergen bir genç kullanıyor olabilir. Benim hedef kitlem farkındaysanız cep telefonu, akıllı cep telefonu kullanan herkesin hayatını kolaylaştırmak olduğu için neredeyse dünyanın tamamına hitap eden o yüzden de tüm senaryoları barındırmak zorunda olan fakat Bluetooth olduğu için de teknolojisi çok limitli bir şey yapıyorum aslında. Tamam mıyız? Süpersiniz. Evet. Süpersiniz. Son kontrollerimi yaptım. Kullanıcı kayıtlı mı, daha önce giriş yaptı mı, güvenlik ayarları nelere izin veriyor? Mesela şu ekrana gelmeden önce aslında benim hala çizmem gereken bazı şeyler olduğunu bana gösteriyor bu. Hala. Bu son kontrol hikayesi kullanıcı kayıtlı değil ya da cihazda cache yok. Biz mobil cihazlarda kullanıcı daha önceden giriş yaptıysa bununla ilgili bir log atarız. Cihazın kendi room'u içerisinde yani cihazın kendi settings'i senin benim erişemeyeceğimiz bir noktasına şey deriz bu cihazda daha önce bu programa girildi. Bununla ilgili datalar bu bu budur diye cookie'ler atarız. Hani evet cihazlarda mesela Android cihazlarda şey vardır. Keş temizleme. Evet. O, o, temizlediğiniz keşler budur. Mesela WhatsApp'la bir şeye bakıyorsun, çat diye telefonuna iniyor. Bir süre sonra arka planda hard diskini doldurmaya başlıyor. Onları temizlemek için işte keş temizliği yaparsın. Eğer hiç keş temizliği yapılmadı, yapıl, eğer bir keş temizliği yapıldıysa ya da kullanıcı ilk defa giriyorsa bu application sanki ilk defa çalışıyormuş gibi çalışmalı. Bu beni otomatik olarak şuraya atmalı. Bakınız, kayıt değil, giriş. Kullanıcı giriş. Geldim buraya. Bu arada şurada bir hata var, bilginiz olsun diye söylüyorum. Bu bir ekran. Bakın sarıların hepsi benim daha önce yaptığım senaryoların kontrolleri, oysa bunlar bir ekran. Ee, ne olabilir bunlar? rengim kalmayacak anasını satayım. <laughs> Anladınız değil mi? Bu algoritmada aslında değişik şekiller kullanılıyor ya yani işte paralel kenar, işte oval elips falan böyle. Evet, abi onlar... şimdi bunların hepsi senin yoğurt yiyişin. Gel buraya abi bendeki kontrolleri ben mesela normalde şöyle göstereyim. Gruplama anlamında hani... Bakınız bu bir, bu bir CRM projesinin nasıl akacağını gösteren dashboard, kullanıcı tanımları eee böyle böyle işte admin şunları görebilir, bu, bilmem takım yöneticisi bunu görebilir diye ilk tasarımı buna girelim. Bak mesela burada da her bölümü birbirinden ayırdım application'ıma girdiğimde if'lerimi ayırmışım e-mail tasarımlarımı gidecek e-mail'larımı ayırmışım verification'larımı ayırmışım ee, her bir ekranı ayırmışım. Gidiş noktalarını altıgene bağlamışım. Altıgenle gidilen bölgeleri sonrasında şeye bağlamışım bak. Mesela demişim ki işte dashboard'a geldi. Dashboard hangi dashboard? Çünkü mesela bu yaptığım uygulamanın kendine ait birden fazla dashboard'u var. Bak bu bir dashboard. Bu bir dashboard. Bu bir dashboard. Hmm. Bu, bu da 3 ekranlık çalışma ha. Olmuş. Yani bu... <laughs> 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 <Sağ> ol. <olun. gülüyor> Bu tamamen araştırıp kendine katmak gereken bir şey. Abi hiyerarşi oluşturmak yani akış şeması oluşturmak diyelim. Hani Türkçeye çevirelim. Yani bir şeyin nasıl, nedenlerle nereye doğru gittiğini belirlemek hayatında her zaman kullandığın bir şey zaten. Dünya üzerindeki herkes UX'çidir. Sen bunun ne kadar farkındasın? Ya da bunun ne kadar detaylı yapıp ne kadar iyi irdeleyip inceleyebiliyorsun, bu kısımla ilgileniyor UX Designer. E, algoritma, e, algoritmaya e, dökmek işi bayağı e, zor. Bununla ilgili Twitter'da geçen bir video gördüm hatta. Bir baba iki çocuğuna şey yapıyor. Evet, ben de size ee, onu izletmek istiyordum. Bu algoritma evet. oluşturuyoruz biz şu an. Evet, o, onu bence de herkes izlemeli. Yani bu mantığın a, altyapısını, ana fikrini bir herkes daha net anlar. Yani o... Ben genelde şeyde görüyorum bunu. E, LinkedIn'de görüyorum. Bir baba şey diyor çocuklarına. Abi ben bu peanut butter'la reçeli ekmeğin üzerine sürüp yemek istiyorum. Bana bunun algoritmasını yazın. Dünyanın en kolay şeyi gibi değil mi? Çocuklar yarım saat, bir saat uğraşıyor. Babaları bir dilim ekmek yiyemiyor. <laughs> Bil bilgisayarın çalışma mantığı. Dünyadaki bilgisayarın ve bizim bildiğimiz IT'nin çalışma mantığı budur. Eğer her fonksiyonu doğru bir şekilde application'a, kullanıcıya sunamıyorsan, kullanıcı onu asla doğru ku kullanamaz. Tamam mıyız? Evet. Onun videosunu da gruba atarız. Gençler. Buyur abi. How you doing? <gülüyor> 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 Arkadaşlar aramızda Friends izlemeyen varsa lütfen rica ediyorum İngilizce of. öğrenmek için hemen Friends için izleyiniz. Teşekkür ediyoruz. Hawaii Meteor mı? Friends, Friends, Hawaii Meteor you, Your Mother'ın İngilizcesi biraz daha komplike. Ama sonrasında onu da izleyin tabi. Her ikisi de bence orta seviyeden bir level yukarı taşır sizi. Friends daha absürt geliyor, daha hoş bence. Valla işte canın ne istiyorsa be bebişim. Şimdi nerede kaldık? Geldik abi. Kullanıcı Kayıtlı ise güvenlik ayarı kontrolleri. Yüz tanıma. 2. Parmak izi. 3. Şifre sorma. 4. Şifre süresi geçmiş mi? Ben size şimdi bir şeyler yazdım. Bunlar size ne ifade ediyor abiler? Güvenlik. Hepsi güvenlik zaten. Kullanıcı kayıtlı ise güvenlik ayarı dedik. Bunlar giriş ayarları. Nasıl girebileceğimizi gösteren şeyler. Yani kullanıcı yüz tanımayla ya da parmak izi tanımayla girmek istiyor mu? Bunu tanımlamış mı? Onu kontrol ettirdim. Kullanıcı ben neyle girmek istersem isteyeyim bana şifre sor demiş mi? Ya da kullanıcının belli bir süre sistemde kaldıktan sonra şifresiyle ilgili biz bir expire zamanı belirleriz. Mesela atıyorum 90 gün. 90 gün boyunca hiç girmediysen bu application'a. 91. gün girdiğinde sana tekrar şifreyi sorarım. Bu da bir güvenlik ayarıdır. Atıyorum bu arada günleri. Her gün de sorabilirim. Her seferinde adamı şifre girmeye mecbur da edebilirim. Banka şifresi gibi. Aynen. Mesela bankada bir işlem yapmak istediğinde mesela bankaya direkt girmene izin verebilir. Sen eğer ayarlardan verdinse. Ama para göndermek istediğinde sana şey der. Önce şifreni gir acı der. Değil mi? Evet. Bu senin evet. güvenliğini sağlamak için. Bunlardan herhangi biriyle ilgili bir tanımlama var mı? Kontrolünü yaptığımızda bir saniye kullanıcı kayıtlı değilse kullanıcı kayıtı atarız adamı. Kullanıcı giriş buradan da buraya atarız. Buradan buraya, buradan da buraya atarız. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Bakınız burada iki tane ekranım oluştu. Kullanıcı kayıt ekranı, kullanıcı giriş ekranı. Şimdi bunların kendi içerisinde senaryoları nelerdir? Mavi ekranlarda bir senaryo kontrolü yapıyormuşuz gibi bir durum var. Yani gördünüz değil mi? Bütün mavi ekranların kendine ait bir senaryoları olmak zorundaymış gibi hissiyat algılamaya başladık mı? Evet. Evet. Ben hepinizin evet dediğini varsayıyorum. Hepiniz brilliant, brilliant ya Rabbim bu kadar mı zeka? Kullanıcı kayıt ekranında Neymiş? Ne dedi la o? Boğuldu boğuldu. <laughs> biz neler istiyoruz? Mesela bu tarz application'lar için e-mail şifre almamız yeterlidir aslında. Ama biz data olsun diye adını alalım, ülkesini alalım, telefonunu alalım, osunu alalım, busunu alalım, şusunu da alalım diye Listeyi kocaman upuzun hale getirebiliriz. Bu artık şey pazarlama bölümünün tercihi. Ama bence bu tarz bir işlemde adamdan sadece şu şekilde şunu şöyle ayırayım. Adını, e-mailini ve şifresini. Ona adına bile gerek yok abi. Ne gerek var yani? Ne yapacağım ben? Gerçi evet e-mailine de şey yapabilir. Adamdan e-mailini, şifresini ve şifre tekrarını hani acı bunu bana tekrar yaz dedim. Peki adama başka bir opsiyon sunabilir miyim? İlk defa kayıt olan bir adama. İzmet koşulları. Kayıt opsiyonları sunabiliriz. Mes Nereden kayıt olmak istiyor? Mesela? Ee, Google ile giriş yapabilir. Telefon numarasıyla giriş yapabilir. Kayıt olabilir. E-mail. Sosyal başka medya şey. diyorum ben buna. Aynen. Çünkü sosyal medyada Facebook'un API'leriyle, işte Google'un API'leriyle uğraşmak bambaşka bir dünya. Hatta kullanıcı Apple cihazıyla giriyorsa Apple hesabıyla bağlansın. Android yazıyla giriyorsa Gmail'la bağlansın deyip mevzuyu bile bitirebilirim. Hiç başka bir şey almama bile gerek yok aslında, değil mi? Evet. Peki. Şimdi bu kullanıcının kayıt olduğu, bilgilerini aldığımız bir kısım. Kullanıcı kayıt ekranında biz başka bir şey görecek miyiz? Başka bir şey ne olabilir ki? Ne olabilir? Düşünün abi. Mesela sizin bir banka account'unuz var. Akbank'la çalışıyorsunuz sizin zaten application'ınız var evet çok iyi parada kazanmaya başladınız dediniz ki iphone 12 pro mu, iphone 3 pro'ya çevireyim delirdim param var dediniz yani araba almayacağım da telefon alacağım dediniz mesela Hı -hı. cihazınızı değiştirdiğiniz gün application'ınızı da akbank application'ınızı tekrar yüklediniz hatta daha da güzelini yaptınız klonladınız telefonunuzdan telefonunuza diğer telefonunuzu satmadan ikinci telefonu alacak durumunuz var Hani, banka telefonu görüp izin vermiyor buna tabii. Telefon değişti diyor. Sen diyor evet. benim kullanıcım değilsin artık diyor. Yani telefona onaylaman gerekiyor. Şuradan cash kontrolü yapıyor. Diyor ki sen diyor önce bana bir kayıt ol diyor. E sen zaten kayıtlısın abi. Ne yapmalısın? Banka işlemlerinde sim kartın farklı e, bir cihazda kullanıldığını Abi geç onu. Ben ama. ben bana ben banka anlatıyorsun. Dur ben banka değilim. Ben size Senaryoyu hatırlatmak için söyledim onu. Cihazım kayboldu bulundu. Şeyden telefondan bahsediyorum. Telefonumu değiştirdim. E, 90 gün application'ımı açmadım. Bilmem ne yapmadım. Ben zaten sisteme kayıtlıyım abi. Kullanıcı kayıt ekranında dilerse kullanıcı içinde zaten kayıtlı mısın? Giriş yapmak için şurayı tıkla. Vermem gerekmez mi? Evet. evet. Kesinlikle. <laughs> Doğru. Tabii biz biraz acemi olduğumuz için. Hayır hayır. <laughs> Hiç sıkıntı yok abi. Mevzu zaten şey hani zihnimizi çalıştırmak. Zihin çalıştıkça, beyin çalıştıkça büyüyen bir şey biliyorsunuz. Senaryoları oluştururken neleri hayal ettiğimi anlamaya çalışın ki bunları hayatınızdaki diğer fikirlere uygulamaya çalışın. Mevzu bu. Geldim kullanıcı girişinde de kayıt ol butonu koymam gerekmez mi mesela? Evet. Çünkü bu dans karşılıklı yapılan bir dans. Çünkü benim sistemimde bir hata oluşmuş olabilir. Mesela adam başkasının telefonunu almış olabilir. Başkanın mesela atıyorum adam telefonunu kaybetti. Telefonun üzerinde cihaz var. Dedi ki acı senin şu application'ı bir versene benim hesaba girip bir bakayım dedi. Yaptırtabilmeliyiz değil mi? Biz sonuçta kullanıcı dostuyuz falan. Güvenlik sebebiyle yapar mıyız yapamaz mıyız bunları konuşuruz. Ama kullanıcı kayıt kısmında giriş yap veriyorsak giriş ekranında da kayıt ola gö geri gönderme seçeneği sunmamız lazım. Adam mesela tuşlarla oynuyorken kullanıcı kayıt ekranına girdi giriş yap butonuna bastı zannetti ki mesela ben cihazı satın almışım o zaman direkt giriş yapabilmem lazım. Kayıt olmama gerek yok dedi mesela. Bir yanlışlık yaptı. Adama geri gidebileceği, senaryo içerisinde hareket edebileceği bir özgürlük alanı tanımam lazım. Anladınız mı? Evet. Tabii doğru. Tabii ki doğru oğlum. Evet. <laughs> Doğru olmasa ne işimiz <laughs> Kullanıcı girişi de çok klasik bir yaklaşımda hemen hızlıca şu şekilde olmalıdır. Eğer telefonunu ka kayıt ettirdiysek hani biraz önce dediniz ya telefon olabilir opsiyon olarak e-mail olabilir. E-mail pass en, en temizidir aslında. ya da sosyal medya Başka ne olmalı burada abi? E-mail, pes, sosyal medya şifre diyeceğiz ama şifre tel telefon verirsen nereye gelecek şifre? Pass password bu abi. Çok özür dilerim. Hani ee, Çok el alışkanlığı ya. Girdim. Ekrandayım. Hesabıma ulaşmak istiyorum. e yazabileceğim bir alan var. Şifremi yazabileceğim bir alan var ya da bunları hiç kullanmadan Google'la bağlan diyebileceğim, Facebook'la bağlan diyebileceğim bir alan var. Peki başka bu ekranda ne olabilir? Bakın siz aslında yıllardır bu programları kullanıyorsunuz. Buna benzer binlerce program kullandınız, web sitesi kullandınız. Şu an bunu hatırlayamıyor olmanız çok normal. Hiç kimsenin dikkat etmediği ayrıntılara dikkat ettiğimiz için e, biz bu mesleği yapabilir hale geleceğiz. Anladınız mı? Bir kimsenin şey devam butonu gibi bir şey mi yani hani Gir... zaten bu dataları doldurduktan sonra orada bir buton olacak ve basıp giriş yapacağım. Apple ile Z sosyal medya orası. Apple ile, Bilmiyorum. Facebook ile, Twitter ile, Google ile. Pin Pin nedir abi? Mesela 1 3 5 7 9 o zaman mesela adamın güvenlik ayarlarından pinle girişe izin ver dedirtip eğer öyle bir opsiyonum olacaksa da onu şuraya ilave etmem lazım. Pin ile gir. Onun da kontrolünü şuradan bir yerden mi yapmam lazım? Hatta dur bakayım. Şunun şurada olması lazım. Bunun güvenlik ayarları ile ilgili kısmın buradan gelmesi lazım. Peki güvenlik sorusu gibi bir şey olabilir mi? Neden güvenlik sorusu sorarız abi insanlara? Yani e-mail'i onaylamaktan oradan onaylamak. Tamam burada yardımcı olayım ben size. Çok komplike düşünüyorsunuz abi. Sorun orada bak. Ee, bir... Parmak izi olabilir mi? Bunun, onları zaten yazdık bak burada. Şunlar. Yüz tanıma, parmak tanıma, bla 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 bla. Pin sorgulama, bunu eklediniz madem. Böyle bir şey düşünmemiştim, sizden gelen bir fikir olduğu için ekliyorum, mantıklı. Neden olmasın? Anladınız mı? ya Şimdi biz şeyi unutmayın abi, User Experience, kullanıcı deneyimi dediğimiz insanların alışkanlıklarını kullanmak, her zaman kullandığımız, şöyle düşünün, bisiklet sürmeyi biliyoruz, değil mi? Genel olarak hepimiz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ya da yüzmeyi otonom yapılan şeyleri biliyoruz değil mi yani? Evet. Araba kullanan adam arabayı nasıl kullandığına dikkat eder mi belli bir süre sonra? Yani debriyajın yeri her zaman orada. Frenin yeri her zaman orada. Gazın yeri her zaman orada. Hiç Allah'ım önümden çekeyim de aşağı bakayım lan bu gazın yeri neredeydi diye düşünen olur mu araba kullanırken? Yok olmaz. Motor beceri oluyor bir yerde. Evet motor beceri. Şu an siz End usersınız, son kullanıcısınız. Motor beceriniz var. Siz zaten bu programları kullanıyorsunuz. O yüzden şu an benim söylediğim detaylar size şey geliyor. Lan bu adam ne soruyor ya? Burada hani ne olabilir ki diyorsunuz, değil mi? Evet. Çok evet. bak ben şimdi ya oldum, evet. yazıyorum şuraya. Şifremi unuttum. Ah işte bu abi. Ya, evet, doğru ya. Bu abi. Benim sürekli unuttuğum şeydir bu mesela. Yani hani şimdi. Şöyle bir şey oluyor aptal bir gülümseme oluyor ya yani şifremi ee, evet. şifre cezana vermesi diye. <laughs> Anladınız değil mi ama? Aynen. Çok basit bir şey ya her hep gördüğüm bir şey aslında. Bugüne kadar görmediğim Aynen. bir yer gördün mü hiç? Hatta Yo. kullanıcı adını bul bile var. E-mailini yazarak kullanıcı. Şimdi bak bul. bunlar bunların hepsi bir sonraki senaryo. Daha oraya gelmedim ben. Oo maşallah. <laughs> <Nerede gidiyor. gülüyor> Ben size şöyle söyleyeyim. Standart bir giriş ekranı tasarımı. Bak sadece application'ı açtım, giriş yaptım, dashboard dediğim ilk ekrana ulaştım. Ortalama 20 sayfa tasarım demek. 10 sayfa yaptık mı daha? Müşteri bu kadar istemiş bizde. Ay müşteri bunu sana söylemez ki. Müşteri bilmez <laughs> ki bunu. <Yok. gülüyor> Olayım, olmadı olmadı. Orada olmadı. <gülüyor> delendi <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın en hızlı dersini izliyorum. Şu an. Çok iyi. Şeyi anladınız mı ama bak bir de şu an uğraştığımız yer var ya. Şu an emek verdiğimiz Allah'ım buradan başı daha, yani daha Hay bir de geçtim geçtim onu. Kullanıcı bu programı kullanmaya başladıktan sonra bir daha görmeyecek bu ekranları. Evet. Anca silerse tekrar görecek. O da yani giriş ekranına girecek, kullanıcı giriş adı şifresini şifre girecek ve bitti. Hmm. Aradaki tüm senaryoları atladı. Adamın tüm senaryolara atlıyor olması demek benim bunları düşünmemem rahatlığını bana veremiyor maalesef. Evet, maalesef. Tamam mıyız buraya kadar? Tamamız ya da evet demek istemediğim için <gülüyor> <gülüyor> bir şey demiyorum yani bir, artık. Çünkü sürekli bir şey çıkıyor yani bir, emin olamıyorum asla. Yani bu, bu hiyerarşi, bu algoritma oluşturma yani bu akış şamasını kafanızda planlamayı canlandırabilmeye başladınız mı? Bir hissiyat oluştu mu lan? Ben bunu yaparım ya da yapamam. Yapılır ama çok fazla bunu tekrarlayıp başarısız olup, başarılı olup sonra tekrar başarısız olup devam ettirmek lazım. Ya tabii bunu, şimdi hani bunu, bunu yaparız de, demek de, yani. Ya bunu yaparım ben demekle de bitmez bu iş yani. Çek evet. gibi değil ya. Yani bunu bir Bayağı bir deneyimlemek gerekiyor. Bunu deneyimleyeceksen sonra disipline yatıracaksın. Disiplinin sürekliliğini devam ettireceksin aynı zamanda. Şimdi gençler. Şuradan copy link dedim. Telegram grubumuzu açtım. Şuraya yapıştırdım. Şu an hepinizin bunu görüntüleme. Evet kendiyim görüntüleme opsiyonunuz var. Şuna da bir isim verelim. Başlangıç 01 dedik. Tamam mı? Bunu kaydettim. Giriş yapın abi. Şu an bir kişi girdi. ikinci kişi girdi. Figma'ya üye olun bu arada. Gmail'la üye olun direkt. Ben girdim. Bu Sa bir bak Sami'yi görüyorum. Sami'nin bak oku dolaşıyor görüyor musunuz ekranda? Sizin ekranınızda çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Ha Hakan'ı görüyorum orada. Ben var mıyım? Yani şu an eğer var, ha bak kenarlarda o kadar farklı yerlerde dolaşıyorsunuz ki. Şimdi bakın üstte tepede dökümanın adı yazıyor ya. Evet. Orada ok var tıklayın ona. Orada duplicate gibi bir şey olması lazım. Hı hı. Bunu kendinize duplicate ettiğinizde Figma'nın şurada home tuşu var bakın sol üst köşede. Mouse'uma bakın burada. Buraya bastığınızda Drafts'a girdiğinizde en son açılmış olan tüm dokümanlar gözüküyor. Buraya bir kopyasını oluşturdunuz. Kendinizin editleyebileceği bir kopyasını oluşturdunuz. Bakın bir buçuk saatte biz daha giriş ekranını bitiremedik farkındaysanız. Evet. Geldi attı beni Aynen. Artık bunu düzenleyebilir. Kendinizdeki dökümanı düzenleme yetkiniz var. Şimdi size ödev. Kalem kağıt çıkarttı birileri. Benim o. <gülüyor> <gülüyor> Ödevimi not alacağım. <laughs> benim önümde. Beni şu iki ekrandan Şunları biraz ayırayım şöyle. Beni şu iki ekrandan e-mail'la giriş yaptım. Ee, ya da kullanıcı girişi yaptım. Yani kayıt oldum. Ve giriş yaptım. Ekranlarından dashboard'a atın. Dashboard dediğim ilk ekran. Daha cihaz eklenmemiş haline gideceğiz. Size şimdi basit bir ipucu veriyorum. Bakınız. Adam şifresini İlk girdiği şifreyi şifre tekrarında yanlış yazmış olabilir. Bu bir ekran. Ee, adam bir şeylerle bağlanmaya çalıştı. Mesela sosyal medya ekantıyla bağlanmaya çalıştı. Ve ben dedim ki mesela burada bir kontrol yaptım. Abi bu sosyal medya hesabıyla daha önce benim sistemime bağlanmış birisi var mı? Varsa uyarı verdim. Yoksa devam ettim. Bu bir ekran. Şifremle giriş yaptım. Şifremi yanlış yaptım. Bu bir ekran. Şifremi unuttum girdim. Şifremi unuttuğum zaman yeni şifremi nasıl alacağım? Ben bu adama gizlilik için şey sordum mu? Mesela şifreyi hatırlatacak, hatırlatacak e, anahtar kelimemi sordum. e mailine reset mi yollayacağım? İşte nasıl yapabilirim? Bunlarla ilgili her şey bir ekran. Yani size şu verdiğim var ya. Bu ekranı ve bu ekranı dashboard'a yani ilk giriş ekranına taşıyın dediğim kısım önünüzde bir 10-15 ekran var tamam mı? Kafanızda canlandırın diye söylüyorum. Bu kadar detay vermeme gerek yok. Siz zeki adamlarsınız biliyorum ama <laughs> bir şey oldunuz değil mi? Ama <laughs> gözlerinize bakar mısınız? Hissettim onu. şey. <laughs> <böyle. gülüyor> e, bakıyorum ve görmüyorum. Hepinizin kamerası kapalı. <laughs> Şimdi ben sizden şunu istiyorum abi. Beni bu iki ekrandan dashboard'a ulaştırın. Var mı bir sorun? Hallederiz. <laughs> o zaman yarın öbür gün bir ara e, tekrar bir oturur çalışırız olur mu gençler? Yani bana hepiniz hazırız biz. Çalışmaya hazırız. Hepimiz hazırladık dediğinizde tek tek hepinizin dokümanlarına girip hep beraber inceleyelim. Tam anlamıyla bir beyin fırtınası olsun olur mu? Olur olur. İzninizle ben bunu YouTube'a da koyuyorum. Eğer ses düzgün çıktıysa tabii bilmiyorum. Ee, bu dokümanı takipçilerle de paylaşacağım. Belki onlardan da bizimle takılmak isteyenler olabilir. Hay hay kaptan. Her her kaptan. O zaman öpüyorum gözlerinizden. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar diyorum ve e, sonlandırıyorum. Ağzına sağlık. Görüşürüz abi. Teşekkür ederiz. Görüşürüz abi. <laughs> Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi geceler. Herkese iyi akşamlar.